Çok ciddiyim. Yasemin'le mi? Ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum işte. Buradaki her şeyden bir süre uzaklaşmam lazım. Belki de haklısın. Belki bu sana iyi gelir. O kızdan kurtuldun. Anne! Boş ver. Kapat artık bu konuları. Baba, sen bir şey demeyecek misin? Ne zaman gidiyorsun? Bugün. Bugün ha. Bana niye soruyorsun o zaman? Sen kararını vermişsin. Git bakalım. Yine git. Ama döndüğünde adam olmuş olarak dön. Yoruldum bilesin. Akşamdan beri pencerenin önünde oturuyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Siz merak etmeyin, ben konuşurum. Kızım, seni de nikah günü alıkoyduk ama. Hiç önemli değil Nermin teyze. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bu insanlar nereye gidiyor Ekin? Sabah koştur, akşam koştur. Arayıp da bir türlü bulamadıkları ne? Huzur. Galiba. Huzur. Bu kadar zor bulunan bir şey mi? Aslında evet. Sen yerini biliyor musun? Maalesef canım. İstanbul'da henüz huzurun yerini bulan olmadı. Baksana. Ben ara sıra buluyorum huzuru. Hem de İstanbul'da. Öyle mi? Nerede? Nasıl fark etmedin? Senin yanında. Huzur senin yanında geliyor bana. Canım. Ben de senin yanında huzurluyum. Beni hiç bırakma. Tamam mı? Ölene dek. Ölene dek beraber olacağız canım. Ama bir şartla. Nikah şahidim olacaksın. Ben mi? Evet sen. Bir düşüneyim. Vay, naza çekiyoruz kendimize. Tamam. Kabul. Fazla sürme. Yemin ediyorum Corleone ailesi gibi olduk. Kız ciğer gibi oldu. Onlar da kim? Tanıdık biri mi? Yeter. Yeni mi? Yeni mi taşındılar mahalleye? İsmet. Hacı. Hadi be. Ailesiyle vakit geçirmeyen adam gerçek erkek olamaz Fredo. Hayatta kesin olan tek bir şey varsa, eğer tarih bize bir şey anlatabildiyse, bu herkesi öldürebileceğindir, you know. Kurtuluş. Bütün sinirimi senden çıkarmayayım şimdi evladım. Tövbe tövbe. Ayol Tekin birileri değilmiş. İyi ki de tanımıyormuş. Nerede kaldı bu kız? Ekin! Ekin! Geç kalıyoruz yavrum. Üstüne gitme kızın anne. Heyheyleri üstünde zaten. Gel oğlum. Bak bakayım. Sümkür. Fırlat. Fırlat. Hadi. Hayırdır? Kenan. Nikahtan önce gelinmez ama tek başıma gitmeyeyim dedim. İyi ettin evladım. Gel içeri. Ekin. Ekin.
Güzel kızım benim, maşallah, maşallah. Ben hazırım. Maşallah, maşallah, maşallah. Hadi, hadi. Bir an evvel bitirelim şu işi. Bir araba ayarladım dışarıda, hazır. Bizim aileyi Merso'dan aşağısı kesmiyor be Kenan'ım. Sana toplama düldülünle iyi yolculuklar. Vay be. Oğluma bak. Ne güzel yere dükkan açmış. Kaç oda evladım burası? Niye sordun baba? Kendisine yerleşecek galiba ondan sonra. Sen kendinle karıştırıyorsun beni galiba. Havuz bulunur mu oğlum? Var baba var. Her şey var. Hadi. Efendim gözlerimiz yollarda kaldı. Sormayın Feryal Hanımcığım. Halis biraz kararsız mizaçlıdırdı. Öyle mi? Hoş geldiniz. Fatoş'u bekledik durduk işte. Kadın milleti. Değil mi efendim? Buyurun lütfen. Buyurun. Geç baba geç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Serkan. Merhaba Serkan. Orhan'cığım, uzun lafın kısası gençler birbirini sevmiş, karar vermiş. Bize adeti uygulamak düşüyor. Halis dur bir soluklanalım ayol. Önce bir şeyler içelim. Bizimki de böyledir işte. Usul erken bilmez hiç. Lafımı bitirebilir miyim canım? Bitir canım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle güzel kızınızı oğlumuza istiyoruz. Her ne kadar bu gençleri anlamak mümkün olmasa da... verdim gitti. Oley be! Diyor ya gençler şimdi sevinince hani... Helal olsun Kenan abi. Çok yakışıklı oldun ha. Değil mi? Vay be. Nikahlar bile fabrikasyon haline dönmüş. Değil mi Muzu? Vallahi doğru baba. Ben böyle yapmayacağım. Sen nasıl bir şey düşünüyorsun evladım? Kır düğünü düşünüyorum. Aile arasında. Sen önce okulunu bitir serseri. Vurma çocuğa. Banka işin oldu İsmet. Sonra konuşalım. Pek iç açıcı değil. Çıkışmıyor mu para? Gidiyor mu ev elimizden? Sonra konuşalım dedim ya Gülser. Anlatın bakayım neymiş bu ev meselesi? Önemli bir şey değil Hacı abla. Hikayeyi anlatma İsmet. Anlat anlat. Bak Gülser. Kendinize iyi bakın. Sağ ol canım. Ben bir kere daha sarılacağım. Çok uzatma tamam mı? Çalışırım anne. Uzatmamaya çalışırım. Gidiyorsun ha? Gidiyorum. Burada her şeyi bırakıp gidiyorsun yani. Serkan, işi zorlaştırma. Bize eyvallah, neyse de. Neyse, yok bir şey. İçin rahat yani. Rahat. Aklın arkada kalmayacak. Kalmayacak. Şunu da yapsaydım demeyeceksin yani. Daha ne yapayım Serkan? Bir tek dizlerine çöküp yalvarmadığım kaldı. Doğru, haklısın. Ekin'in nikahına da 15 dakika kaldı. Ya, öyle mi? Ne güzel. Yani şimdi buradan gazlasak ucu ucuna yetişme şansımız var. Niçin? Altın mı takacağız? Bir şey için değil canım. Öylesine.
Belki aklında kalır. Yurt dışına gidince için içini yer. Ulan o gün keşke son kez şansımı deneseydim dersin. Hayatım zehir olur falan diye söyledim yani. Önemli değil. Hem nikaha gitsem ne olacak ki? Seni gözünün içine bakarak evet diyebiliyorsa kardeşim, gönlün rahat bir şekilde yurt dışına gidebilirsin. Aslında doğru. Köprüden önce son çıkış. Son 50 metre. Yani 5 saniye. 4, 3, 2, 1, dön. İşte bu be, kardeşim benim. Yetişebilecek miyiz sence? Merak etme. Kestirme yolu biliyorum ben. Mutlu musun canım? Ekin. Hayatım boyunca beklediğim ana ulaşmama 10 dakika kaldı. Pişman olacağım bir şey yapmana da 10 dakika kaldı. Hala geri dönme şansın var Kenan. Emin misin? Hep emindim. Şimdi de eminim. Artık sorma. Ben bu yolu sonuna kadar gideceğim. Hadi! Allah kahretmesin be! Burası genelde akardı ama... Son 5 dakika. Serkan, kendine iyi bak kardeşim. Sen de kardeşim. Hadi tabana kuvvet! Siz Kenan Çelik, Ekin Serbest'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ekin Serbest, Kenan Çelik'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ekin Hanım. Ekin Hanım. Ben... Evlenmeyi... Kabul ediyorum, evet.
Yasemin.